Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır'da yapılan toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi için kararını açıkladı. HDP yasama organlarındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Meclis grubumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuz ile birlikte yaptığımız tartışmalar sonucunda demokratik siyaset tarihimizin bu en kapsamlı ve karanlık saldırısı karşısında yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya ve bir kez daha halklarımızla buluşmaya karar verdik. Açıklama yapan HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya ve bir kez daha halklarımızla buluşmaya karar verdik dedi. Bu karar uyarınca HDP milletvekilleri genel kurul ve komisyon çalışmalarına katılmayacak. HDP 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde 59 milletvekiliyle meclise girmişti. HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile grup başkan vekili İdris Balıkören'in de aralarında olduğu 9 milletvekili tutuklanmıştı. Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmam Taşçıyer ve Ziya Pir ise serbest bırakılmıştı. Haklarında gözaltı kararı bulunan Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer Öztürk'ün yurt dışında olduğu belirlenmişti. Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve meclis üyesi Fırat Anlı bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Ankara'nın Etimesgut ilçesi kaymakamı Cumali Atilla Belediye Başkanı olarak görevlendirilmişti. Ayrıca HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmalarını adliye önünde protesto ederken gözaltına alınan Sabah Tuncel tutuklandı.